Merhaba sevgili saptanseverler. Çekim yaptım güya ama mikrofonun kablosunu takmayı unutmuşum. Oynadığım maçı analiz ederken fark ettim birden. Bari analizi size anlatayım. D4, Atf6, Fil F4, D5. Farklı oynayalım dedim. Hep D6, G6'lı sistemi oynuyordum. E3, C6, Fil D3. Şimdi ben E6 sürmek istiyorum. E6'lı semislav tarzı bir şey yapmak istiyorum ama fil F4'te ve E4 fikriyle oynamıyor şu an için. O yüzden filimi içeride bırakmak istemiyorum. Fil G4 oynadım. Eğer burada fil G4'de F3 oynasaydı fil H5, G4'de fil G6 oynayacaktım. Şah merkezde olduğu için şah kanadını açtığında ben merkezi hızlı bir şekilde açarsam E5 fikriyle şah biraz daha zayıf kalacak. Burada piyonlarla atak yaparak herhangi bir zayıflık yaratamıyor. Yani rahatça fil d3 alıp e6 oynuyorum. Vezir d3 aldığında fark etmiyor. Gelişimi tamamlayıp belki uzun rok bile atabilirim duruma göre. Fil g4'de at f3 oynadı. E6. Şimdi artık fil dışarıda kalmış oldu bu piyon yapısında. At b2, fil d6. Şimdi fil d6'nın artıları eksileri var. Burada fil g3 döndüğü zaman mesela at b7 çıkamıyorum. Gelişimi tamamlayamıyorum. D6 fili boşta olduğu için ama fil G3 almaya karar vermiştim ben. HG3'e attık BD7. Vezir E7 E5 fikriyle oynayacaktım. Belki uzun rok da atabilirdim bu konumda. Ama rakibim fil D6 almayı tercih etti. Vezir D6. C4. At BD7. Vezir B3. Gerekli bir hamle mi? Değil. Çünkü rok attığımda vezir B7 alamıyor. Kale F8, vezir A6, kale B2. Yani bir aktivite elde ediyorum. Bunun karşında bir tane zayıflık bırakıyorum C6'da. Burada at D5 alabilirim. At B4 tehdidim var. Ciddi bir tehdit at B4. Kalem ikinci yatayda aktif. Yani bu C6 zayıflığını değer bunları elde etmek. Çünkü C5'te kurtulabiliyorum zaten şu an için. Hemen yapamıyorum ama C5 fikrim şu an engellenemez gibi duruyor veziri açtığımda. Kalemin de ikinci yatayda olması bir avantaj. Tabii B7'yi almadı, rok attı. B6. Olası C5'leri de engellemiş oldum ki burada C5 çok mantıklı değil çünkü B4 süremiyor. Vezir B3'te olduğu için bir tempo kaybedecek. Ama B6'nın fikri C5'e de hazırlık yapıyorum ben. Vezir C2 kötü bir hamle. Kale A8. Neden kötü bir hamle? Vezir B3'e geldi. Hiçbir şey elde edemeden C2'ye gitti ve kaleyle aynı dikeyde yer alıyor. Vezirin yeri aslında arkadaşlar E2. Vezir E2'de olmalı bu konumda. A3, C5. Artık gerilimi arttırıyorum merkezde. Çünkü aynı dikeyde vezirle kale. Kale AC1. D4'ü aldık. Şimdi piyonla alabilirdi burada. Atla almak yerine. Piyonla aldığında da bir açmaz yaratıyoruz. D4 piyonunu zayıflatıyoruz. Hatta bu şekilde piyon da kazanabiliyoruz. Fil F3, at F3'e, DC4. Daha sonra B5 olduğu için C4'ü alamıyor. Bir de piyon öne geçmiş oluyoruz. O yüzden atla almak zorunda kaldı. Şimdi E5. Burada at F5 denemeliydi yine de. At F5 mantıklı gözüküyordu. Fil F5'ten sonra C4'e baskım devam ediyor. Vezir E6 diğer bir alternatif. Şimdi E4 istiyorum. Vezir E6'ya da. Ama burada da H3 belki etkili olabilir. Ona da E4 oynanabilir. C4 alınabilir. İki tane opsiyonum vardı. C4'ü almak da bir opsiyon H3'e. Çünkü at C4 aldığında kale C4 gibi bir hamlem var. Fil de alırsa vezir F5 oynuyorum. G4'ü alıyor. Vezir G4 alıyorum. Değer mi? Kalite yapıyor. Normalde bu tür şeyleri çok yapıyorum ben. Seviyorum. Şu an için koordine olabilirsem oynanabilir gibi duruyor. Ama diğeri daha basit. Fil F5. Fil F5'e kale C4. Fil E6'ya kale C2. Burada taş kazancı olmuş oluyor. Yani vezir E6'da güzel bir hamle. Rakibim at B5 oynamayı tercih etti. Vezir B8. Şimdi C4'e baskım var. Açmaz var. Gelişimim iyi. Merkez bende. Yani D5'i açmazdan çıktıktan sonra alacak belki ama piyonum ilerlemiş bir piyon E5'te. Kendi yarı sahamın pardon arkadaşlar son yatayına gelmiş. 5. yatay siyahın alanının sınırı. Bir alan kazandırıyor bana. Yani rahat bir konum elde ettiriyor. Bu da çok kötü bir hamle yaptı. Vezir A4. Kötü bir hamle. Hemen kaybediyor. At C5'i terk etti. Neden terk etti?
Fil istekte, vezir istekte. A7'yi alamıyor. Vezir C2 tek hamle. E4'e ilginç bir şekilde D3'teki fil düştü. çok sık görmemiştim ben bunu. Pardon arkadaşlar ya. Yani D3'te filin böyle bu şekilde düştüğünü görmemiştim. Bundan dolayı terk etti. O kadar çektim. Boş yere çekmişim, bari bulmaca çözelim biraz. Koruması taş, at. Çatalım var ama G7 piyonu var. C7'den çatal fikrim var. Mesela B4 oynarsam at B6 geliyor. Ne yapabiliriz? Mesela atı istesek. Atı kaçtığında vezir B5 var. At C1'den atı istesem. Vezir B5 fikrim var. Vezir C4 istiyorum şu an. Vezir B5 fikrim var. Mantıklı gözüküyor. At C3 mi yoksa? Çok fark ediyor muydu? At C1, at D2 mi oynuyor? Hayır, vezir B5 var. Neyse. Evet, şahta bir zayıflık var. Fil B2 ile hemen mat edebiliyoruz. C5, hemen bakalım. H7'ye bir baskımız var. At F5'te G7'den mat isteyebiliyorum. At H6 fikrim olabiliyor. At F5'e fil G6 oynarsam fil G6 oynarsa bir şey yapamıyoruz. Bir de cebe sürdüğü için bu çaprazda kareyle vezir aynı çaprazda. Aynı çaprazda olması bir handikap olabilir. Mesela fil B5 oynayabiliriz. Fil E8 alabiliriz. A7'yi aldı. Şimdi C3'ü alıp E4'ü alma fikrim var. Bu bir. C3'ü de istiyorum. At G3 çatal atma fikri oluyor. B6 ile düşüremiyoruz bunu. Ama fil C3 at E4 mantıklı geldi bana. Çünkü fil C3, BC3 at E4'e C3'ü istiyorum. At G3 çatal atmak istiyorum. H5 piyonu da düşebiliyor. Fil D4 oynarsa kale D4 fedamız var. O yüzden fil C3 alabiliriz. Ama kabul etmiyor. Daha mı basit bir şey var? Ha, E4'ü direkt alabiliyoruz aslında B5 ile. B5, B4 olmuyor mu? Ay, ne görmedik ya. Taş kazancını görmüyoruz. B6 ile düşme dedik. B6 ile düşüyormuş. Çok şey geldi. Ben çok oynuyorum bu konumu. G5, H5 Fransız'da. Güzel bir konum. Kale C2 ile başlasak. Kale F2'ye. Bir de fil G5 alıp at C2 oynayabilirim. At E3'ten çatal diyor çünkü. Evet. Vezir D5. Şah merkezde kalmış. Vezir G7 fil F6 ile başlayabiliriz mesela. Şimdi vezir A2 aldığı zaman mat olmuyoruz. Fil F6 alalım. Bunu da alalım. Şah H2. Evet, bir baskımız var. Vezir G4 mesela. Fil tutuyor. Ama H2K'ye ve G7K'ye açık. Fil C8 oynarsak kale A8 var. Vezir de sıkıntılı. Yani kale G5 geldiğinde vezir düşüyor. At G7 geldiğinde vezir düşüyor. Gerçi F6'yı alıyor da. Şimdi vezir de E7 gibi bir şey oynasam kale G5 fikriyle. Atı E3'e kaçarsa. Vezir sıkıntılı. Vezir nasıl düşüreceğiz? Vezir F8 oynasak. Kale G5 istiyorum. Vezir D7'ye geliyor. Vezir E7 oynasak. Kale G5 istiyorum. Hiçbir yere gelemiyor vezire. Vezir E7 daha mantıklı gözüküyor. Hiçbir hamlemi kabul etmiyorsun ya. Vezir C7 mi yoksa? Ama F6'yı alabiliyor ya. G2 tutulu. Kale tutuyor.
Aa, kale H5 direkt düşüyormuş ya. Hiç görmüyorum. Kale H5 yapamıyorum diyorum. At F4'te unuttum. D6'dan çatal. Kötü bir hamle. Neden kötü bir hamle? Vezir D3 oynadığım zaman açarak saldırı fikrim var. Ve vezir C2. Ne fark ediyor? Vezir D3, vezir C2 ikisine de açarak saldırı yapıyorum. Aa, D5 oynuyor. Bugün soru çözemiyoruz. Soru çözemiyoruz bugün. Yani niye basit oynamıyoruz? At G3 sonra alalım taşı. Tamam, şimdi odaklanıyorum arkadaşlar. Fil D2. Mesela kale D2 ile açmaz yaratabilirim. Kale D8. Fil C3. Güzel. Vezir B'yi de aldı. Vezir şimdi B3'e gidebiliyor. Vezir düşürme fikrim oluyor mu olmuyor. H4 oynayıp mat etme fikrim var. H4 ile herhangi bir şah çekemediği için saldırıya devam edelim. Kale D6 istiyor. Şah D6 alacağız. HG3 aldığımda. Şah E8 bile kaçabilirim. Ama kale D8, vezir B8 var. Gerek yok. Kale D6'ya şah D6 alalım. Şimdi şah E7'ye vezir C7 ile başlıyor. O yüzden şah E6 gidersem vezir B3. Şah E5 gidersem vezir C7. Burada şah E7, vezir C7, vezir E5 oyuna girmesini istemiyorum. Yani vezir C7, vezir G3, şah E6 gitmem lazım. Şimdi at olduğu zaman çatallara bakarız genelde. Çatal var mı? Mesela G1 alsam, A3 alsam at C3'ten çatal var. Sonra B2 alıyorum. Mantıklı. Kale B3. Şimdi fil kaleye bağlı. At C5 geldiğinde F3'ü almak istiyor. At D2. Peki. At C5 gelsem, F3'ü aldığımda B3'ü alsam. Şimdi kaleyi alırsa kalite öndeyim. Kale B3 aldığımda kale F2 gelsem açmazda olduğu için kalite kazanıyorum. Filde de kale B3 var. Çok ilginç. Şimdi bunu alırsam şah çekip at E3, at D1 fikri var. Bunu alsak. Çok fark ediyor mu? At E3, at D1 olmuyormuş ya. Şah çekme, kale F1 kapatıyorum. At B4. Şimdi fil G8'den sonra at düşmüyor mu? Evet, biraz açıldık. Bu kaleyi nasıl düşürebilirim? Şah çekmem lazım. Şimdi atla şah çektiğim zaman kale düşecek. F5 sürsem şah F3'e at D4. Şah D5'e at E3 ve at B4. Güzel. Şimdi burada baskımız var. D4 oynarsak fil D4'e E5 var. Fil F6'ya fil C3 var. Ama ikimiz de aynı taş almış oluyoruz. Yine de D4 daha mantıklı gözüküyor. D4 daha güzel gözüküyor burada. Filde de E5 var demiştik. Şimdi bu kale nereye gidecek? Mesela E3 de istekte. E3 de istekte. Kale E1 gelsem fili istiyorum. Fil D2 gelmek zorunda. Fil H4, kale F4. Ya ilginç bir fikir daha var aslında. Kale F2 alıp şah B5, şah A4. Ha, fil D1 oynuyor, gidemiyorum. Bu daha mantıklı geliyor bana ya. Kale 2'ye şah B5'ten gidebilirim. Bir.
Fil e3. F4. Bu daha güzeldi. At d5. Hemen bakalım. At e6 ile başlasak. Şah e8 kaçabilir. F6 sürsem. F6 daha hoş duruyor. Yani at f6'ya kale f6, fil f6, vezir f6'dan sonra at e6 fikirlerim var. Daha güzel duruyor f6. At e6'ya şah e8 kaçıyor. Bir şey göremiyorum. Gerçi vezir g7 var. Ama ona da fil f6 oynuyor. Bir süre. Sonuçta hat açmamız lazım. Baskı yapıyoruz, atak yapıyoruz. Hat açmamız gerekiyor. O yüzden mantıklı. Şimdi kale d7'ye şah c4 oynuyor. At d7 alırsam yine şah c4 var. Ama at d7 sonra d8 alıyorum. Nasıl yani? At d7 alıp d8 almıyorum. Aa bir dakika, bak benim kalem yok. Ben kalite gireyim şu an. Şu an kalite gireyim. O zaman mat yapalım biz. Ben kalem de var zannediyorum. At d7'ye kalite önünde kalıyorum zannediyorum. Evet, bu son soru olsun arkadaşlar. Şimdi mat fikirleri çıkartabiliriz ama kale b1 de şah çekmek istiyor. İlginç bir hamle. Vezir h3. Şimdi vezir h3'e fikir kale f8 alıp vezir h8 mat etmek. Kale b1 şah çekerse şah e2, vezir e4'e şah f2, f4'ten şah çekemiyor. Vezir f5 şah çekerse alıp g6 sürüyorum, kazanıyorum. Vezir h3, kale b1, şah e2, vezir e4, şah f2, vezir d4 geri şah çekerse fil e3, bir daha şahı yok. Şimdi vezir c8'de mat istiyorum. Vezir h3 güzel hamle. Yani biz o kadar hesap yaptık. Şah d8 oynadın ya. İnsan bir kale b1 oynar. Evet arkadaşlar. Pratik. Yaptım değil mi pratik ya? Pratik yaptım. Kafa durdu benim. Pratik artı biraz soru çözme yaptık bugün. Yarın konumuza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Akşam canlı yayın açmaya çalışacağım. Biraz yoğunluğum var. Cumartesi pazar en yoğun günüm. Kulüp derslerim de var. Abonelik için de teşekkürler arkadaşlar. Abone olanlara, katıl butonunu kullananlara. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.